Görmüş olduğunuz bölge Çağlayan Ceriz Pınarbaşı mevkii. 10 yıl önce burası restore edildi. Hala bazı dönemlerde gece saat 12'den sonra burada balıkların çıktığını görebilirsiniz. Tezban Hatun Camisi'nin zemin kısmından çıkan bir kaynaktan beslendiği düşünülüyor. Bu dağın alt kısmında da büyük bir su kaynağı var ve balıkların oraya girdiği düşünülüyor. Camimizin tarihi tam olarak bilinmiyor aslında. Selçuklu sistemiyle yapılmış, mimarisi Selçuklu mimarisi ama tam tarih bilinmiyor. Sadece 1860'lı yıllarda Osmanlı Devleti döneminde buraya imam tahsis edilmiş. Kezban Hatun isimli bir bayan, Allah rahmet eylesin, kendi adını verdirerek burayı yaptırıyor. Çağlayan Ceriz'in ilk camisi. İlk yerleşim yerleri bildiğiniz gibi genelde suyun olduğu bölgelerde olur. Burada da camimizin alt tarafında hemen güzel bir su var. Yerleşim de zaten gördüğünüz gibi eski yerleşim. Buralardaki bütün evler toprak ev olarak. Burada caminin yapılmayacağını söylemiş ustalar. Bir rivayettir, anlatılır. Kezban Hatun adındaki bayan işte elindeki altınları, kese kese altınları bu aşağıdaki suyun içine atıyor. İstediğiniz bu mu gibisinden. Onlar da diyor burada çok güzel bir cami olur. Böyle bir söylenti var. Doğru ya da yanlış bilemeyiz bunu. Bunlar caminin yapıldığı dönemden orijinal şekliyle duruyor burası. 40 ya da 80 santim aralıklarla tahtalarımız var. Aralarda demir kullanılmamış zaten. Bunlar yazın esnemeye, kışında genleşmeye karşı tutan, caminin oynamasını sağlayan tahtalar. Kemer sistemiyle yapılmış. Camimizin bu tarafı, önceki orta yer burası olduğu için bizim kürsünün olduğu yer mihrapmış. İlk mihrabımız burası. Caminin de tam orta yeri. Bu tarafı saymazsak. Buranın alt tarafı da dükkan şeklinde düşünülmüş. Daha önce oralar kiralanmış. Çağlayan Ceriz'de işte esnaflarımız orada satışlarını yapmışlar. Tabi bu bölüm sonradan yapılınca caminin orta yeri artık bu mihrap sonradan yapılıyor. Orta yeri burası olduğu için caminin. Caminin bu bölümüyle mihrap, bir de dışarıdaki minaremiz sonradan yapılma. Ama mihrap biraz daha geç. 1967 olması lazım. Üzerinde tarihleri var. O dönemde yapılıyor burası. Günümüze kadar gelmiş, 3 defa tadilattan geçmiş. Çeşitli yazıların var olduğu, siz de birazdan geldiğinizde görürsünüz. İşlemelerin olduğu, ahşap işlemelerinin. Yazılara okunan da var, okunmayan da var. Burada bazı okunan yazılar var. Mani şeklinde yazılmış, ayet-i kerime şeklinde yazılmış. Camimizin bu bölümdeki ağaçları orijinal, şuradakiler sonradan. Arka taraftakiler de sonradan tadilat gördüğü zaman, üstteki tahtalar zaten tamamen tadilat, 2012 yılından yapılma. Ama buradaki ağaçlarımız orijinal ağaç. Ki caminin bu tarafında sonradan yapıldığını düşünürseniz, buradaki ağaçların da bu tarafa kaydırıldığını. Yani ön taraf tamamen orijinal diyebiliriz. Camimizin ön bölümü de. Camilere genelde arkadan girilir. Bizim camimize önden giriş de var, arkadan giriş de var, yandan giriş de var. Ön tarafta genelde oturma, cami cemaati kendi arasında sohbet etmek için, oturmak için ön tarafı da açıkmış. Sonrasında tadilat esnasında tahtalarla orası da caminin içine katılıyor. Cami biraz daha genişlemiş oluyor bu şekilde. Camimizin arka bölümünde bayanlar Ramazan'da namaz kılması için bayanlar bölümü orası.